Evet, merhaba. Bu videoda doğrusal denklemleri standart formda yazmayı öğreneceğiz. Şimdi örnekler üzerinden standart form hakkında bilgi edinelim. Burada iki farklı formda denklem var. İlki eğim kesişim yani y eşittir mx artı b formunda. Evet, bu eşitlik eğim kesişim denkleminin örnek. İkincisi ise nokta eğim formunda yazılmış. Bu formu şöyle yazabiliriz. y eksi grafik üzerinde olan bir y değeri eğim çarpı x eksi yine doğru üzerinde yer alan bir x değerine eşittir. Bu x ve y değerleri doğrunun üzerinde olmak zorundalar. Bizim sorumuza göre x1 ve y1 doğru üzerinde yer alacak. Evet, bu nokta eğim denklemine bir örnekti. Şimdi de standart form hakkında konuşalım. Standart formda denklemin sol tarafına tüm x ve y terimlerini, sağ tarafa ise sayıları yazarız. Yani denklemimiz ax artı b'ye eşittir c formunda olacak. Bunlar bir denklemi farklı şekillerde yazmanın metotlarıdır ama ikisi de aynı doğruyu ifade eder. Elinizdeki denklemle biraz oynayarak onu farklı formlarda yazabilirsiniz. Aralarında hiçbir fark yok. İkisi de aynı denklem. Evet, gelin şimdi birkaç örnek çözelim. Burada eğim kesişim formunda yazılmış bir denklemimiz var eğim 3, y kesişim noktası ise eksi 8. Bu denklemi standart forma getireceğiz. Buradaki 3x'i denklemin diğer tarafına atmamız gerekiyor. Bunu yapmanın en iyi yolu, en kolay yolu, denklemi düzgünce tekrar yazmak. Önce y eşittir 3x eksi 8 denkleminin her iki tarafından 3x'i çıkaralım. Geriye kalan denklem, eksi 3x artı y eşittir eksi 8. Evet, sonucu bulduk. Denklemi standart formda yazmayı başardık. Standart formu seveceğinizi düşünüyorum. Değişkenler ve katsayılar ayrı taraflarda toplandığı için anlaşılması kolay bir yöntem. Ama standart form eğim ve kesişim noktalarını bulmak için pek uygun değil. Standart formda yazılmış bir denkleme baktığımızda y kesişim noktasını ve eğimi hemen göremeyiz. Bu yüzden bana göre, bana göre en pratik yol eğim kesişim formu. Çünkü bu formda eğimi ve kesişim noktasını rahatça bakar bakmaz görebilirsiniz. Nokta eğim denkleminde de yine eğimi kolayca bulabilirsiniz ama y kesişim noktasını bu formda yazmak, bulmak biraz daha uğraştırıcı. En azından eğim ve doğruyu sağlayan bir nokta sayesinde kesişimi bulabilirsiniz. Evet, şimdi de bu denklem üzerinden gidelim. Nokta eğim formunda yazılmış doğru denklemini standart forma çevirelim. Aynı şekilde bu denklemi de standart forma dönüştürmek istiyoruz. Sol tarafta y eksi 7 var. Sağ tarafta parantezin dışındaki eksi 5'i parantez içine dağıtırsak, eksi 5x artı 60 olur. Şimdi yapmamız gereken tüm x ve y değerlerini sol tarafa, sayıları da sağ tarafa atmak. İki tarafa da 7 ekleyelim. Ne oldu? Evet, eksi 7 ve 7 birbirine götürdü. Sonuç olarak da y eşittir eksi 5x artı 67 kaldı. Şimdi x'li terimleri de sol tarafa alalım. Ve bunun için denklemin her iki tarafına da 5x ekleyelim. Sağ tarafta 5x ve eksi 5x birbirine götürür. Sadece 67 kalır. Ve denklemimizde y artı 5x eşittir 67 olur. Evet, bu da artık standart formda. Bu arada yer değiştirip 5x artı y eşittir 67 de yazabilirsiniz. Evet, bunu da bitirdik. Son bir tane kaldı. Bu denklem ne nokta eğim ne de eğim kesişim formunda. Daha çok iki formun birleşmiş bir hali gibi. Daha çok nokta eğim formuna benzese de biraz farklı. Tam olarak nokta eğim denklemi değil. Bakalım cebirsel olarak değiştirip standart forma çevirebilecek miyiz? Görelim. Sol tarafta 3y artı 5 var. Sağ taraftaki 4'ü parantez içine dağıtalım. Burası 4x eksi 36 yapar. Bunu bir önceki denklemde de yapmıştık. Bu soruda diğerlerinden farklı yöntemler kullanacağım. Şimdi iki taraftan da 5 çıkaralım. Denklemin sol tarafında 3y kaldı. Sağ tarafta 4x eksi 36 vardı. Eksi 5 ekleyince 4x eksi 41 oldu x'li terimi sol tarafa atmamız gerekiyor. Bunun için iki taraftan da 4x çıkaralım. Şimdi elimizde ne kaldı bakalım. Evet, sol taraf eksi 4x artı 3y olur. Ve sağ tarafta da elimizde yalnızca eksi 41 kaldı. Ve işte bu da bitti. Bu denklemi de standart formda yazdık. Şimdi soruları tersinden çözelim. Standart formda yazılmış bir denklemle başlayıp bu doğrunun eğimini ve y kesişim noktasını bulalım. Eğimi ve y kesişim noktasını bildiğimiz denklemi yazmanın en iyi yolu, en kolay yolu eğim kesişim formunu kullanmaktır. Bu yüzden buradaki denklemleri y eşittir mx artı b şeklinde yazmak istiyoruz. Buna y'yi yalnız bırakmak istiyoruz da diyebiliriz. Hadi yapalım. Önce şu eşitliği tekrar yazayım. 5x eksi 2y eşittir 15. İki taraftan 5x çıkaralım. Sol tarafta eksi ve artı 5x'ler birbirine götürdü. Sol tarafta sadece eksi 2y kaldı. Sağ tarafta ise 15 eksi 5x kaldı. Şimdi her iki tarafı eksi 2'ye bölelim. İki tarafı da eksi 2'ye bölersek sonuç ne olur? Sol tarafta y kalır. Sağ tarafta ise eksi 15 bölü 2 eksi 7 buçuk ya da eksi 7 buçuk artı 2 buçuk x de diyebiliriz. Eğer denklemi eğim kesişim formunda yazmak istersek y eşittir 2 buçuk x eksi 7 buçuk demek daha doğru olur. Şimdi de bu denklemin eğimini bulmak istiyoruz. Eğim burada. 2 buçuk bu denklemin eğimidir y kesişim noktasını bulalım. Evet, işte o da burada. Eksi 7 buçuk. Bu da y kesişim noktası. Artık denklemimiz grafiği çizilebilecek kadar açık. Hadi bir denklem daha yapalım. Tek yapmamız gereken y'yi yalnız bırakmak. Her iki taraftan 3x çıkaralım. 6y eşittir. 25 eksi 3x olur. Her iki tarafı da 6'ya bölelim. Ne oldu? y eşittir 25 bölü 6 eksi 1 bölü 2x oldu. y eşittir eksi 1 bölü 2x artı 25 bölü 6 şeklinde yazarsak tam olarak istediğimiz formda olur. Peki eğimi nedir? Eğim burada. Eksi 1 bölü 2 eğimimiz. Peki y kesişim noktası nerede? İşte o da burada. Bu denklemdeki b noktasına karşılık geliyor. Yani doğrunun üzerindeki 0,25 bölü 6 noktası. Evet, gelin son bir örnek daha. Elimizdeki denklem 9x eksi 9y eşittir 4. Her iki tarafı 9'a bölerek başlayalım. 9'a bölünce x ve y'nin katsayıları 1 olacak. Bunu böyle yapmak zorunda değilsiniz. Farklı şekillerde de başlayabilirsiniz. Denklemin iki tarafını da 9'a bölersek, x eksi y eşittir 4 bölü 9 olur. Şimdi de her iki tarafı da eksi 9'a bölelim çünkü bu daha güzel bir sonuç verecek. Böyle daha güzel görünecek. İlk terimimiz eksi x olacak, İkinci terim de y olacak. Diğer tarafta ise eksi 4 bölü 9 kaldı. x ve y terimlerini farklı taraflarda toplayacağız, değil mi? Şimdi sağ tarafta x olsun istiyoruz, diyelim ki. Bu yüzden iki tarafa da x ekleyelim, bu x'ler birbirine götürdü. Eşitlik y eşittir x eksi 4 bölü 9 oldu. Peki eğim kaç? Eğim x'in katsayısı yani 1. Peki y kesişim kaça eşit? Y kesişim noktası da burada. O da eksi 4 bölü 9. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.